İyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız. Yine geçtiğimiz hafta hele hele ikinci yarıdan itibaren endekste çok olumlu bir hava vardı. 115 binlerin üzerine çıktı, oralara yerleşti, güçlendi. 117 binin üzerine yükseldi. Ve şimdi de şu an içinde 118.300 seviyesindeyiz ve yukarı yönlü de bir iştah var. Bu hafta da yine bunun sürmesi de muhtemel olabilir. Çünkü Amerika'da yine yukarı doğru hareketler var. ABD Dow Jones ve S&P endeksi tepki yükselişlerini yaptılar ama oldukça da güçlü bir tepki yükselişi oldu bunlar. Bunu da ifade edelim. Hala daha orada yukarı hareketler eğer sürerse bizi de olumlu etkileyecektir. O yüzden bu hafta aslında bir Amerika'yı izleyeceğiz. Oradaki endeksler olumlu olacak. İkincisi dolar endeksini izleyeceğiz. O da çok önemli olacak. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta yükseldi. Biz bunu bir tepki yükselişi olduğunu zaten ifade ediyorduk. Nitekim bu hafta tekrar aşağı yönlü zayıf bir seyir var. Dolar endeksinin zayıf olması bizim için iyi bir şey. Olumlu bir etkisi bunun olacaktır. O nedenle onu da yakından izleyeceğiz. O tarafta eğer bir ani bir güçlenme eğer olursa bizim için de olumsuz olacaktır. Endekste çok fazla söyleyecek bir şey yok. 118.300'lerin üzerine yükselişler olur ve bu seviyenin üzerine yerleşmeler olursa 121.600'e kadar yeniden yukarı doğru bir iştah oluşabilir. Bunu ifade edelim. Bu bir. İkincisi 117.300'lere doğru bir düşüş belki olabilir ama işin özü 115.000'in üstünde endeksteki seyir sürdüğü sürece halen daha ılımlı havada sürecektir şeklinde bir fikrimiz var ve bunu da takip ediyoruz. İçeride kurda 3.73-3.83 arasında bir hareketimiz var. Bunu yakından takip ediyoruz biz. Bu seviyenin üzerine yükselişler biraz zor gibi. Yani 3.83'lerin üzerine şu anda çok önemli bir rüzgar esmiyor. O yüzden yine de yükselemiyoruz ama dolar endeksinin 91 seviyesinin üzerine yükselmesi halinde işte o zaman bizim için de içeride önemli bir risk oluşabilir. Aşağıda ise 3.73 çok önemli bir destek. Bu seviyenin aşağısına düşmemiz biraz zor gibi bir hava var. Yeni bir hikayeye ihtiyaç var orada. O nedenle bu seviyeye yakın yerlerde artık yeni tekrar alımlar etkili olabilir. Ama işin özünde şu an için kurda çok önemli bir hareket yok. Zayıf bir hareket var. 3.73 ile 3.83 arasında takip ediyoruz. Bu kadar çok şey değil. İçeride çok önemli bir veri akışı yok. Çarşamba günü dış ticaret açığını alacağız Ocak ayına ait. Ama zaten tahmin ediliyor. Dışarıda ise Salı günü FED başkanının yapacağı bir konuşma olacak. Bunu alacağız. Önemli şeyler olabilir. İkincisi Amerika'da Çarşamba günü büyüme verisini alacağız. Bu da önemli olabilir. Perşembe günü ise yine Amerika'da kişisel gelir ve harcamalar verileri etkili olabilir. Yani ABD'den önemli veriler var, önemli haber akışları var. Bunları izlemekte fayda var. Dolar endeksi ve ABD endeksleri bu hafta bizim de yakından izleyeceğimiz haftalar olabilir. İyi günler herkese. Hoşça kalın.